Merhaba sayın seyirciler, yeni günde gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, bugün 10 Haziran Çarşamba ve stüdyomuzda konuğumuz Sayın Bektaş Gül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Bektaş Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı. Kendisi zaten birkaç kez burada birlikte olduk. Evet. Seçim öncesi. Seçim sonrası. Güzel şeyler söyledikleri. O güzel konuştuğumuz o güzel şeyler. Evet. Oldu mu? Oldu. Tamamıyla oldu. Buca'da şölen arabasında bir seçim geçirdik. Bütün sandıklarımızı hakimdik. 919 tane ıslak imzamızı aldık. Bütün okullarda... 919 sandık vardı. Evet. Yani. 919 sandığımız vardı. 919 sandığımızda sıfırsız, hatasız ıslak imzalarımızı alarak sandığımıza sahip çıktık. Oylarımıza sahip çıktık. Buca'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni birinci parti kıldık. Türkiye halkının muhalefet partilerine verdiği yetki gereği AKP'ye destini verdi. Muhalefette üç partinin koalisyon kurma yönünde Türkiye seçmeni bu beklentisini bekliyor. Biz de izliyoruz. Büyük bir olasılıkla İki formül var. Ya üç partili koalisyon ya da iki partili bir partinin dışarıda destek. Bunu evet, hiç kimse kaçamaz. Sayın Ali Koç'un muhalefet milletin mesajını aldı diyor. Evet. Milletin mesajını. Koalisyon mu? Milletin mesajı tek partililik değil, tek adamcılık değil, çoğulcu, demokrasi, herkese hukuk, herkese adalet, ekonomide düzelme. Yani mesaj tek bir şey değil diyorsunuz. Değil. Sadece bir partinin iktidardan inmesi tabii, değil. Tabii. Yani sadece AKP gitsin anlamında falan değil. Yani Türkiye'de 11-12 yıldır yaşanan her alandaki sıkıntıları gidermek için bir sürü neden ve etkenler var. Bunların tamamından dolayı Türkiye seçmeni AKP'ye yeter dur dedi. Muhalefet partileri destek verdi. Muhalefetin çok partili koalisyon sürecinin yaşamasıyla ilgili evet. Burada fazlalıklar varmış. Evet. Bu nedenle de bu üç partinin genel başkanları ve sözcüleri de pazardan bu tarafa yaptıkları bütün açıklamalar bu yönde, bu anlamda Türkiye halkı, Türk demokrasisi bize bu yetkiyi verdi. Bunu iyi kullanmalıyız. Ülkenin menfaati için yapılması gereken ittifaklar, koalisyonlar neyse yapmak zorundayız. Bundan kaçamazlar. Bu bu süreçte kaçan hangi muhalefette, üç partide hangisi kaçarsa Türk halkına, Türk seçmenine hesap verecektir. Evet, hesap meselesi gerçekten. Bakalım neler olacak. Şu önümüzdeki haftadan itibaren herhalde bu konuda çalışmalar. Gerçi partiler kendi işlerinde başladılar konuşmaya bu konuda. Evet. Çeşitli söylentiler var. Söylentiler arasında pek iyi olmuyor. Daha çok millete stres yaratıyor, böyle bozuyor. Ama göreceğiz herhalde. Yok, önümüzdeki haftadan itibaren. Milletin beklentisine bu üç siyasi parti milletin, halkın talepleri doğrusunda bir oluşum oluşturacakları inancını ben yaşıyorum. Evet, bazı partiler şimdiden kapıları kapattılar. Şu gelirse koalisyon yapmam, bu gelirse koalisyon. Kapıları kapatmak doğru bir şey mi? Ya hayır, kapılar bir partiye karşı kapalı. Hı hı. Yani üç siyasi partinin de üçünün birbiriyle kapatma gibi bir konuda değiller. Öyle bir durum yok. Sadece AK Parti ile ilgili. Yani 17 Aralık'taki yapılan yolsuzluklara, İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında tek adamcılık başkanlık sistemi, yani kızdı herkese, hakaret eden, bağıran, çağıran böyle bir lider Türkiye halkı artık istemiyor. Uzlaşıcı, sorunları çözebilen, toplumun her kesimiyle, esnafıyla, sanayisiyle, işçisiyle barışık olan bir yöntem istiyor. Bu yöntemi de bu üç muhalefet partiden bekliyorlar. Bu üç başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere MHP ve HDP'nin bu konuda Türkiye halkının, seçmenin verdiği bu desteği, bu beklentiyi gidermek zorundalar. Kapılar AK Parti'ye kapalı dediniz. Evet. Onun dışında üç parti. Üç parti görüşüyoruz.
şöyle üç partiye bakıyorum, üç benzemez gibi bir şey. Mesela HDP ile MHP'yi nasıl yan yana getirebiliriz? İkisi de birbirini etkileyen parti, ikisinin varlığı, birinin varlığı diğerinin varlığında güçlendirdi gördüğümüz kadarıyla. Ülkenin menfaati için, bakın şimdi bir şey söylüyorum Ahmet Bey. Türkiye'de insanlar HDP %15-17'lerde %34'e çıkarmış. Bir amaç doğrusunda oy vermiş. Hı hı. Dikkat edersen onların da başkanları ve sözcülerin açıklamaları var. Yani biz bu emanet oylara layık olacağız. Bu oylar geçmişte de işte biliyorsun merkez sağ AKP'ye verdi. Şimdi de seni çekmeye başladı. Bunlar emanet oydur. İdeolojik oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyudur. MHP'nin oyudur. HDP'nin ideolojik oyu %10'dur, 9'dur. Yani o sol söylemler pek evet. Önemli değil mi diyorsunuz? Ya önemli ama önemli olmaz mı? Önemli ama yani burada ben Buca'dan şimdi biraz sonra size bir sürü örnekler vereceğim. Mahalle mahalle analizlerini yapacağım. Şimdi ben Buca'da 30-35 yıl Buca'nın sokağına kadar bilirim. Mahallelerdeki seçmen yapısını bilirim. Buca'da 81 il yaşıyor. Hangi mahallede hangi parti ne zaman büyüyor, ne zaman küçülüyor? Değişken mahalleler var. Şimdi Buca'nın Menderes mahallesinde, Menderes caddesinde cephane mahalleler var. Burada Hürriyet Mahallesi'dir, Güven Mahallesi'dir, Barış Mahallesi'dir, Menderes Mahallesi'dir, Varren Bey Mahallesi'dir, Efeler Mahallesi'dir. Bu mahallelerde Cumhuriyet Halk Partisi zaten çok ara farklar önde. Ama Yaylacık'ta, Kozağaç'ta değişken seçmen var. Ova diye tabir ettiğimiz 11-12 mahallemiz var. Oralarda değişken seçmen var. Buca'nın köylerinde biz birçok köyde çok 100-200 oy gerideydik. Şimdi birçoğunda öne geçmişiz. Birçoğunda da o farkımızı en ona düşürmüşüz. Şimdi ben size rakamlarla konuşacağım. 2011 seçimlerinde AKP 27 mahallede birinci. Cumhuriyet Halk Partisi 20 mahallede birinci olmuş. 2015 genel seçimlerinde AKP 11 mahalleye düşüyor önde önderliğini. Biz 20'de 36'ya çıkarıyoruz. Evet, büyük bir fark. Evet. Peki bu fark nereden doğuruyoruz? Nasıl? Yani bu farkın nedenleri nedir? Bu farkın nedenleri... Emanet oylar geri mi geldi? Bir anlık giden oylar geri mi geldi? Daha önce oy kullanmayan kişiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi oy verdi? Yoksa AK Parti'den CHP'ye geçişler mi oldu? Yani, tabii. Yani şimdi az önce dediniz ki AK Parti ideolojik bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik bir partidir dediniz. Evet. AK Parti'den gelen kişi. Evet. Şimdi AK Parti'de gelen kişilerle bizim ortak noktamız şu. Cumhuriyet ve değerleri. Hı hı. Genel merkez, genel başkanımızın son seçim kampanyasında açıklamış olduğu ekonomik paketler, işte emekliye iki bayram maaş, asgari ücret 1,5 milyar, emeklinin maaşları eşitlenecek, mazotun 1,5 liraya düşüşü, benzer bir şey. Yani CHP'nin ekonomik söylemleri tutuluyor. Evet, yani ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de işte geçmişte Atatürk laiklikle çalışıyordu ama şimdi gerçekten vatandaşa dokunabilecek paketler hazırladı. En önemli tarafı bu herhalde seçimidir. Evet. Vatandaşa dokunmasını evet. Daha iyi bildik diyorsunuz. Kesinlikle. Bu yüzden de geçmişte ANAP'ta doğru yola destek vermiş parti arkadaşlarımızın HDP, AKP'de kopup CHP'ye yönelişleri var. Tabii Buca'da en çok AKP'de oy alan kesit de HDP'dir. HDP'de Buca'da AKP'de ciddi oy aldı. MHP'den AKP'ye giden oylar geri geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Belki bizim tabanımızda da HDP'ye oy gitmiş olabilir. %1-2 diyorum. Çünkü bu algı 2011 seçimlerinde de vardı. 2011 seçimlerinde de MHP'ye yüklenelim barajasın. Yani şey HDP MHP dışında hem CHP'den hem de AK Parti'den oy aldı. Evet. Yani çoğunlukla AK Parti'den diyorsunuz. Tabii biz de %1-2 ama AK Parti'de ciddi oy almış. Hı hı. Şimdi mahalleleri analiz ettiğim zaman biraz önce sizinle özel sohbetimizde ne dedik? Bizim Zafer Mahallemiz var. Evet. Zafer Mahallemizde birinci parti HDP olmuş, ikinci biz.
Şimdi bu mahalle genelde Doğu ve Güneydoğu seçmeni ve muhafazakar bir seçmen AKP'ye oy verilir. Adatepe'yi biraz önce size tahlil ettik. Adatepe'de iki türlü seçmen var. Bir yerleşik 100 yıllık 200 yıllık bucalı var. Bir de 80 sonrası 70 sonrası göç gelen Doğu ve Güneydoğu kesimi var. Orada da Doğu ve Güneydoğu'da gelen seçmenin birçoğu AKP'ye oy verirdi. Şimdi onlar da desteğini çektiler. Ama Yaylacık'ta eski Bucalılar'da da AKP'ye giden oylar vardı. O eski Bucalı kesitte de dikkat edersen önce sohbet ettiğimizde 1000 oy fark var Yaylacık ve Adatepe'de. Orada da bize gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş. Neden? Bunlar çağdaş, layık, Atatürkçü insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneldiler. Bu nedenle burada şeyin daha çok önemi var anladığım kadarıyla. Biraz evvel siz söylediniz. Vatandaşa dokunmasını bildik. Kesinlikle. Ekonomik evet. Vaatlerle özellikle evet. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten uzun yıllardan beri ilk defa böylesine gözle görülür. Aynen. Göze bir şeye dokunur evet. Şeyler söyledi. Bu da vatandaştan karşılığı aldı. Yani ideolojik şeyden daha fazla AK Parti'den gelince çünkü insanlar. Evet. Tabii. Şimdi bu vaatler bence. Siz de izlemişsinizdir. Son 2-3 aydır sürekli Cumhuriyet Halk Partisi gündemde konuşuyordu. Evet. Yani emekline dokundu, çiftçiye dokundu, asgari ücrete dokundu, sağlık sorununa dokundu. Yani bir insanın yaşayabilmesi için, bir insanın rahat edebilmesi için yapılması gereken neyse devlet nasıl sahip çıkması gerekirse bunların tamamını Cumhuriyet Halk Partisi söyledi. Yani ilk defa olarak evet. AK Parti'nin gündem belirlemesini evet. Engelledik, gündemi biz belirledik diyorsunuz. Tabii ben bu seçim kampanyasında 20-25 bin el sıktım. Biz kadın kollarımla, genç kollarımla, ana kadememle, sağduyulu partilerimle hepsine çok teşekkür ediyorum. En büyük emek onların. Ama bunların hepsi yapılır ama en son gün sandık başında görev yapan yiğit Cumhuriyet Halk Partisi Nefer askerlerine çok teşekkür ediyorum. Yani o sandık görevlilerinden evet. 919 sandık görevlisinden evet. Başında. Evet, 919 sandık başında görev verdiğimiz arkadaşlar ve müşahitlerimiz. O arkadaşlarımız sabaha kadar ıslak imzaları partiye getirinceye kadar nöbet tuttular. Seçimi çalışırsın, her şey yaparsın ama sandık başında kaybedersin. Ve seçim günü bütün okullarda plakasız araçları yakaladım. Burada da vardı yani İstanbul'da evet. Olduğu sene yakaladık. Evet, burada da yakaladık. Biz bunlar hepsini o okul bahçesinde seçim sandık çevresinde uzaklaştırdık. Ve biz emniyetle de kapıştık. Okullarla, milletimlerle kapıştık pazar günü. Yasasında diyor ki sandık başkanı ve sandık kurulu kendi içinde kura çeker. Sandık başkanıyla birlikte o kurulu oluşturan siyasi partiler temsilcileri kendi içlerinde kura çekerler. En az iki kişi varsa araçta yer varsa üçüncü kişi de alırlar. Ama en az iki kişi götürmek zorunda. Bunlar götürmüyorlar. Ben otobüsün önüne durdum. Polislerle birbirimize girdik. Ama bütün okullarda sandık başındaki arkadaşların okulda oy torbasını seçim kuruluna kadar götürdüler. Ve biz seçim kurulunda da boş bırakmadık. İçeride arkadaşlarımız, müşahitlerimiz ve bizzat ben başlarında olarak birleştirmede de takip ettik. Ve bu nedenle biz 1919 sandığımızın sıfırsız, hilesiz sonuçlarını aldık. Bir saat içerisinde biraz bu işi başında Çağdaş Kaya kardeşimin başkanlığının başkanlığında bilgisayarlarla 20 tane gencimizi oturtturarak bunları hemen yükledik. Yasak kayda karşılaştırdık. Sıfırsız takip ettiğimiz için oylarımızı çaldırdınız. Çaldırtmadık. Evet, demek ki herkesten önce siz öğrendiniz daha doğrusu yüksek seçim kurumundan önce sonuçları siz çok tecrübeliyiz. Benim ekibim ben kendi ekibime, ana kademem, kadın kollarım, genç kollarıma çok teşekkür ediyorum. 3 seçim geçirdik bununla. 3 seçimi de bu arkadaşlarımla geçirdik. Bu arkadaşlarım yorulmadan etmeden tecrübeli. Biz yorulduk. Yok. Biz her gün 30 tane bayan arkadaşımız bir mahallede
akşam 30 tane her gün 150-200 eve girdik bir ay boyunca. Düşünün ne kadar eve girmişiz. Her mahalleye ikinci tur yaptık, üçüncü tur yaptık. Milletvekillerimiz geldi, ben milletvekillerimle ayrı gezdim. Kadın kollarım ayrı mahallelere çalıştılar, genç kollarım ayrı çalıştılar. Ve Buca'da en çok seçimi yöneten siyasi partilerine de önderlik yaptım. Bu konuda bu nedenle de Buca'da başarılı bir seçim geçirdik. Hiçbir olaya meyil vermeden tecrübelerimle, birikimimle bütün yaşanabilecek krizleri aştım. Şimdi Buca'da çok iyi bir seçim sonucu diyorsunuz. Çok güzel. Fakat şöyle bölgeye genel olarak bakınca Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili kaybetti sanırım. Evet. Geçen döneme göre. İkinci bunu, bölgede. Evet. 6-7 evet. İkinci bölgede İkinci bir tane kaybetti. Gerçi siz birinci bölgedesiniz ama evet. Bunun nedeni nedir? Tabii birinci bölgede olsa ben tahlil yapardım ama ikinci bölgeyi. Ama biraz şuna bağlıyorum. Tabii biraz sonra Utku kardeşim gelecek. O daha canlı yaşadığı için size izah eder. Sizin bölge, sizin bölgede yükselme yok yalnız. Çünkü seçim müsaade önce edersen, sizin burada konuşmanızda 8-8 evet, yükselmişti. Evet, evet. Hatta ona şimdi, kadar tabii, bunu yaparken şimdi MHP'nin oyunun 30 binden 40 bine çıkarması, HDP'nin 15-16 binden 34'e çıkarması, yani sonuçta benim söylediklerim doğru çıkmıştır. Bu kayıpların tamamı AKP'de olacağını söylemiştim. Ha bize gelmedi. MHP ile HDP'ye gitti. Seçim başarıları demek ki. Evet. Yani ben söylemlerimde doğruyum. Benim hedefimde AK Parti'nin 3 veya en kaba 4 demiştim. 4 çıktı. Evet, sorumlu olduğum ilçede diyorsunuz. Evet. Biz başarıyla çıktık. Gerçekten evet. Başarı da evet. Verdiğiniz rakamlardan da belli oluyor. Bakın abi, biraz daha bakalım onlara. Adına bakın. 13. Şimdi bakın ekip benim için yerel seçimler genel seçimlerin kıstası olmaz. Değil. Yerel seçimlerde belediye başkanının etkisi var, belediye meclis kurumunun etkisi var. Küçük partilerin kazanmayıp da o biz evet. İstiklal olsun diye bir partiye verelim. Özel ilişkiler, dostluklar devreye girer. Ama genel seçimler tamamen partisel bir çalışma. 2011 seçimlerinde AK Parti 110 bin oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi 101 bin oy almış. Evet. 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 115 bin almış. AK Parti 81 bin almış. Evet, AK Parti'de gözle görülür bir kayıp var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazancı da oldukça yüksek. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de 60 bin, 340 bin seçmende 60 bin seçmen sandığa gelmemiş. 60 bin seçmen bu seçimde mi? Evet, bu seçimde. Geçen seçim biliyor musunuz? Geçen seçimde çok az vardı ama bu seçimde 60 bin seçmen sandığa gelmemiş. 340 bin, 339 da 340 bin diyorum. Bunun 80 bin, 280 bin seçmen sandığa gelmiş. 110 bin, 115'ini Cumhuriyet Halk Partisi almış. Evet. Geri kalan da 3 parti bölüşmüş. AK Parti'de oyunu 2011'e göre 30 bin oy kaybı var. Bizim 2011'e göre oyumuzu arttırmış. Neredeyse 3'te 1 kayıp AK Parti'nin için. Evet. Daha fazla. Evet. Şimdi yerel seçimler derseniz yerel seçimlerde 2009'da biliyorsunuz Cemil Bey belediye başkanı içeri alındı. AKP'nin adayı, Basat bir aday içeri girince birbirine girdi. Bir sürü kaoslar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi 122 binle seçimi aldı. Ama 2014'te öyle olmadı. 2014'te Cemil Şeboy gibi bir adam 3 dönem belediye başkanlığı yapmış. Efsane kendine hitap eden bir belediye başkanının karşısında biz 27 bin fark atarak seçim almışız. Evet, o büyük bir başarıydı gerçekten. Evet. Özellikle Şeboy gibi bir ismin karşısında. Bakın ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ben Cemil Şeboy Bey AK Parti'de milletvekili adadım, kimse bana inanmadı. Nedenini söyleyeyim mi size? Yerel seçimlerde Cemil Bey 107 bin oy almış. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan 90 bin oy almış. Bakın. 17 bin fark atmış. Tabii.
Yani Cemil Bey'in bu 80 bin içinde Cemil Bey'in oyları var. Bireysel oyları var. Yoksa AK Parti'nin oyları da 70 bindir. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi... Analizi yaparsan. AK Parti'de müthiş bir düşüş var. Evet. Buca'da özellikle. Evet. Evet, gelelim. Dediniz ki 919 sandıktan ıslak imzalar aldık. Evet. Teşekkür ederim sandık başkanlarına, evet, kadın kollarıma, gençlik kolluma, evet, dediniz. En büyük emek onların. Evet. Ben bu arkadaşlarımla 3 yıldır yol yürüyorum. 3 yıldır yorulma morulma bilmeden, dinlenmeden, uyumadan çalışarak bu seçimde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni Buca'da en yüksek oy almasını sağladılar. Ben sadece organize ettim, geldim, başlarında oldum. Ama ekibim gerçekten çalışkan bir ekip. Bu konuda kendilerine minnettarım. Hele hele o sabah kadar sandıklarına sahip çıkan sandık başındaki arkadaşlara daha çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki bu başarının nedenlerinden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar sonra bir ön seçim yapması da olabilir mi? Tabii bunlar hep etken. Yani particiler 20 yıldır parti demokrasi yaşamıyordu. Ankara'da işte orada kalarak atamalar yapılıyordu. Şimdi bu 6 aydır biz seçim çalışmasını aslında yapıyoruz. Yani ön seçim bile bir seçim çalışmasıydı. Neydi? Aday arkadaşlarımız her sokağa girdiler, her mahalleye girdiler, kahvelere girdiler. Yani Ankara'da geçirecekleri günleri Buca'nın sokaklarında geçirdiler, İzmir'in sokaklarında geçirdiler. Bu da bir nevi parti çalışması. Tabii. Bu çalışmaların diyorsun çok etkisi oldu. Olmaz mı? Genel Başkan'ın bizzat kendisinin gelip İzmir'de ön seçime girmesi, hatta birinci olmasına rağmen bayan önüne koyması. Evet, o CHP artık yani yazdıran neden var. Bunlar etken. Genel Başkan'ın toplumun herkesine dokunabilecek projeler geliştirmesi. Peki bundan sonraki seçimleri ya da bundan sonra diyorsun ne bekliyorsunuz? Bir koalisyon olur mu gerçekten? Yoksa kesinlikle ben umudumu kesmiyorum. Mutlaka bu üç siyasi parti Türk seçmeninin kendilerine verdiği bu görevi ve yetkiyi iyi değerlendireceklerine inanıyorum. AKP'siz bir hükümet kuracaklar. Çünkü herkese bu üç siyasi partiye oy veren bütün seçmen AKP'nin bütün yolsuzluklarını, hırsızlıklarını sorgulamaları gerekli. Tahminlere göre iki büyük partiye daha çok görev veriliyor. Birinci parti AK Parti olduğuna göre ilk kere herhalde ona verilecek. Tabii. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak sizin gönlünüzde yatan nedir? Benim gönlümde yatan iki formül var. Bir, üç parti. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkın Demokrasi Partisi. Bu üç partide oluşacak bir koalisyon. Eğer bu sağlanamıyorsa iki parti, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP veya HDP'nin içeride destek, en güzel formül budur. Bu da Türkiye'nin gerçekten menfaatine olacak. Hele hele özellikle Türkiye'nin bunların batırdığı bütün sorunları, 12 yıldır batırdığı sorunların HDP ile MHP'nin içinde olduğu bir koalisyonla çözülmesi Türkiye'nin gelecekle ilgili umut vericidir. Üçlü bir koalisyondan bahsettiniz. Fakat üçlü bir koalisyon olduğunda bütün partiler işte bakanlıkları paylaşırlar kendi aralarında. Paylaşırlar. Ya, o bir protokola bağlanır. Burada bir sorun çıkmaz mı sizce? Zannetmem. Bir protokol. Şimdi hep üç partinin de seçim kampanyada bir sürü vaatleri var. Bu vaatlerde üç aşağı beş yukarı çoğu birbirine yakın. Nedir mesela? Barajın kaldırılması. Bu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebi. Evet. Türkiye'de demokrasinin tekrar düzeltilmesi, hukukun tekrar düzeltilmesi, bu üç partinin de talebi. Ortak tuttular. Hepsinin asgari ücretin 1,5 milyona, ülkenin gelirlerinin, kaynaklarının çalışana, insanına, birilere değil, insanın toplumuna yansıması konusunda üç partinin de talebi değil mi? Evet. Bunlar mutlaka ortak bir noktaya kazanır. Tabii ki yani diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 tane iddiası var da belki bunlar 10 tanesi olmaz da ama inanıyorum ki
8 senesiyle uzlaşırlar. Çünkü uzlaşmada herkes bir ödün vermek zorunda. Tabii, verecek tabii. Buluşmak zorunda. Yani önemli olan Türkiye'nin menfaati için, Türkiye'yi kaosa sokmamak için tekrar bir seçim ülkeye zarar verir. Ekonomiye zarar verir. Bakın dolar durmada yükseldi. Yükseliyor. Bu krizler sonuçta topluma da yansıyor. Birileri krizde eden kendine pay çıkarıyor. Pay çıkarmasınlar. Buna müsaade etmesinler. Üç siyasi partinin ana görevi bu Türkiye halkının menfaati için kendi bireysel bazı çıkarlarını geri plana bırakarak o asgari müştereklerde ortak noktaları bulup bu koalisyon hükümetin kurmaları gerekti. Şimdi bildiğim kadarıyla üçlü bir koalisyon olursa az evvel söylemiştim partiler kendi alanında bakanlıkları da paylaşacaklar. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin kesinlikle şeyi kapattı, kapıları kapattı, HDP'ye kapıları kapatıyor kesinlikle. Onlara kesin ya yani, şimdi aynı şeyde iktidarda her iki partinin bakanlıkları paylaşması kabul edebilecek mi Milliyetçi Hareket Partisi tabanı? Ne zorunda niye? Çünkü genel başkan söylediği belli. Yani tamamıyla kapatıyor ve bunları bir terörist parti olarak görüyor. Yani yapmak zorunda. Bunu hiç kimse kabul etmek zorunda herkes. Bu Türkiye'nin gerçeği. Türk seçmenin %34'ü oy vermiş. Bunu evet. Kabullenmek zorundayız. Başka çaremiz var mı? Biz başka bir ülkeye gitmeyiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin 75 milyonunu bir arada tutabilecek formülleri geliştirmek ve bunları hayata geçirmek siyasilerin görevidir abi. Ülkenin kamplaşması ülkeye zarar veriyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı, ülkeyi kamplara böldü. İnsanların mezheplerine ilk defa bir başbakan adına mezhepler konuşuluyor. Var mı böyle bir şey ya? Yani Özal'da muhafazakardı, Tanju Çiller'de vardı, Sayın Demirel'de vardı. Bunların hiçbirisi konuşurken şu mezhep, bu mezhep diye konuşmuyordular ya. Ağzına ben duymadım, ben 57 yaşındayım. Evet, özellikle mezhepler diyorsunuz. Evet. Diş politikamız sıfıraymış, bunları düzeltmek zorundayız. Bunu siyaset yapan partiler bu sorunları elini taşın altına koyacak, bu işleri çözecek abi. İşin temelinden bir bela var başımızda. Evet. İşte en son Diyarbakır'da yaptı. Bunları çözmek siyasilerin görevidir. Hiçbir siyasetçi bunda kaçmayacak. Bunda kaçan parti bir sonraki seçimde hesabını verecek. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olsa da. İktidardan kaçan parti mi? Evet. Türkiye'nin, Türk seçmeninin verdiği bu yetkiyi, Türk seçmeni, Türk halkının menfaat ve çıkarına kullanmayacak hangi parti olursa bir sonraki seçimde gider abi. Evet, her ne kadar kapılar kapatılsa da olmaz olmaz diye evet. Bir şey yok bu ülkede. Her evet. Şey olabiliyor. Olabilir. Çok daha önce de birbirine zıt olan partiler de yan yana gelip iktidar koalisyon kurabildiler. Tabii. Yarını göstereceği belli olmaz. Kapalı kapılar ardında nasıl pazarlıklar olacak onu bilemiyoruz tabii. Ama her şeyin şeffaf olması, ama her şeyin insanların göz önünde ben olması. Ben AKP gibi çok böyle kapalı kapılar ardında görüşmeler olmayacak, Türkiye hakkında hiçbir şey kaçırmayacaklar. Bu üç siyasi partinin de Türk halkının beklentilerini tabii ki bir araya gelecekler, konuşacaklar, edecekler, bunlar bu kadar doğal bir şey yok. Bu işseverler olacak, olmasa zaten olmazlardandır bunlar. O nedenle ben Türkiye seçmenin, Türk halkının bu üç partiye verdiği yetkiyi iyi kullanmasını bekliyorlar. Onlar da bunu yapmak zorundalar. Nitekim üç genel başkan da bunları söylüyor. Evet. Evet. Başarılı bir seçim kampanyası ve sonucunda mutlu sona eriştik diyorsunuz. Evet. Peki bundan sonraki hedefleriniz nedir? Şimdi seçim bitti. Artık tamam. Her şey faydası. Seçim bitti diye bir şey yok. Biz çalışıyoruz. Şimdi bakın Ahmet Bey. Benim belediye başkanımın Aziz Başkanımın, Levent Başkanımın bu seçimlerde benim sokakta da siyasal çalışma yapmamın en büyük etkenleri. Yani belediye başkanlarım Buca'nın problem ve sorunlarını o kadar eğilmişler, çalışıyorlar ki ve bunu insanlar biliyor, halka dokunuyorlar. Her gün gidiyorum bir berberde, Levent Başkan sen de önce gitti diyor.
taksi durağına gidiyorum. Levent Başkan burada kahvaltı yaptı diyorlar. Muhtar arıyor. Levent Başkan burada. Sen neredesin? O belediye başkanı tabii gezecek. Gezen belediye başkanı hepsini görür. Ve Buca'da ilk defa belediye ve örgüt uyum içerisinde çalışıyor. İlk defa Buca Belediye Başkanı ile Aziz Başkan uyum içerisinde çalışıyor. Bakın yıllardır kangren olan kasaplar projesi bekliyordu. Levent Başkan ve Aziz Başkan'ın uyumlu çalışması inşaatına başlandı. Gidiyorsunuz genç kaynaklarda 70 tane düğün salonu var, Tansaş var, Erten Tekre var, Balıkalı var, Sebzeali var, Zafer Mahallesi dediğimiz hep ticari depolar. Yani burada günde 5-10 bin araç geliyor. Evet. Orada bir ambulans bir saate çıkamıyordu sabah akşam saatlerinde. Şimdi bak inşaat başladı. O yol 35 metreye çıkıyor. Uçan yol projesi bitti. Şimdi ikinci etap başlıyor. Şirin yer projesi yakında başlayacak. Aziz Başkan 160 dönümlük bir sosyal yaşam parkı yaşam merkezi bir kez sonra açılışını yapacak. Levent Başkan her mahalleye dokunuyor. 5000 tane geçen yaz 5000 tane çocuğa ücretsiz yüzme kursu verdi. Her mahallede tiyatroyla giriyor. Sadece yol yapmakla olmuyor. Tiyatroyla giriyor, sinemayla giriyor, sanatta giriyor. Belediyemiz halkın her türlü gereksinimi karşılıyor. Aynen öyle. Şimdiki görev ne diyorsunuz? Bizim evet. Halka anlatmak mı? Bunu anlatmak da, bunu anlatmak da biz örgüte görev düşüyor. Biz de bizim için seçim bugün bitti, işimiz bitti anlamında değil. Biz siyasal çalışmalarımızı sürekli yapacağız. Belediye başkanımızla iyi çalışacağız. Sokakların, Buca'nın sorunlarını iyi tespit edeceğiz, iyi çalışacağız. Ve şu anda bir de Göksu, Fırat gibi mahallelerimizde yıllardır ayrımcılık yapılmış, hizmet gitmemiş. Şu anda orada 6-7 kilometrelik yol çalışması başladı mahallelerde. Yani Buca'nın Menderes mahallesinde ne varsa Mustafa Kemal mahallesinde de olacak. İnönü'de de olacak. Ya, toplumun herkesiyle uzlaşan bir belediye başkanlarımız var. Evet. Ayrımcılık yapılan mahalleler dediniz geçmişte. Evet. Neden ayrımcılık yapıldı buralarda? Yani onu o anlayıştaki adamlara sormak lazım. Parti ama görüşüyor. Gözle görülen bir şey var. Diyor. Gözle görülen bir şey var. Yani ben yakaladım söylüyorum. Belediye başkanım en çok bugüne kadar hizmeti gitmedi mahallelerde hizmete başlamış. Evet. Buca'nın sorunlarını iyi bilen, tespit eden, gezen, gelen soruları hemen çözüm üreten, Aziz Başkan'la uyumlu çalışıp Buca'ya hizmet getiren, ya bunlar önemli şeyler. Elbette. Peki seçimlerden sonra örgütün herhangi bir talebi oldu mu? İşte kutlayalım, şöyle yapalım. Yapacağız tabii, yapacağız. Yani herhalde. Şimdi bir yorgunluğumuzu atalım. Önümüzdeki hafta örgütümü toplarım. Ya bir sabah kahvaltısı ya da bir şeyler düşüneceğim. Yani az önce teşekkür ettiğiniz kişilere yani, bizzat diyorsunuz. Bizzat dokunarak, onlarla oturarak, milletvekillerimizi çağırarak, belediye başkanımızı çağırarak hep birlikte başarıyı kutlayacağız. Seçim asıl kahraman onlar mı? Asıl kahraman onlar. Evet. Evet, bunları söylemek, düşünmek güzel bir şey. İnşallah daha güzel bir gelecek de olacak. Bu şekilde. Ben umutluyum. Umutlu olmak güzel tabii. Evet. Bir şeyler istemek. Hiçbir zaman siyasetten umudumu yitirmedim Ahmet Bey. Cumhuriyet Halk Partisi barajın altında kaldığı zaman da terk etmedik. Peki biraz Buca'nın dışına çıkalım. Çıkalım. Mesela geçenlerde, daha dün daha doğrusu, bazı partili büyüklerden isim verelim istersen, Metin Feyzoğlu mesela. Evet. Bir çağrı geldi. Başarısız oldu Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Genel Başkan çekemelidir diye. Onun dışında bazı başka kişiler de yazdı. Ve bu hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden, il merkezinden bazı kişiler tarafından da desteklendi bu istifa çağrıları. Ne diyorsunuz? Yok, ben genel başkan çok çalıştı. Metin Feyzoğlu baksın kendi işine, gelsin. Önümüzde delege seçimleri var. Örgütlensinler, gelsinler, kurultayla konuşsun. Ben de kurultay delegesiyim. Ve genel başkan ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi projelerle halkın önüne çıkmış.
ve 7/24 çalışmış, bunu eleştirenler yeri burası değil, bugün değil, oturacaklar. Parti meclisinde gider, parti meclisinde tartışır. Bunlar doğru şeyler değildir. Zaten ben genel başkanım, çok demokrat bir genel başkandır. Bir eksiklik görse kendisi hemen kurultayı toplar, geleni yapar. Eleştir, şöyle bir eleştiri de var. Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu seçim öncesi düşük oy alırsam istifa ederim gibi bir şeyler söyledi. Fakat seçim sonrası kendisi yönetilen soruda hayır, böyle bir şey yok. Başarısız değil ki. Bakın ben biraz seçim öncesi size rakam verdim. Ben rakamlarım tutuyor. Sizinkiler tutuyor ama genel anlamda evet. 137 milletvekilinden 132'ye düşünce başarısız olarak görüldü bazı kişiler tarafından. Zaten istifa çağrıları da o yüzden, istifa edecek misiniz çağrıları da o yüzden dedi. Sayın Kılıçdaroğlu da öyle ben, şey söz konusu başkan, değil dedi. Genel başkanımız başarılı, arkasındayım. Buca'da başarılı olduğumuz gibi Türkiye'de Türkiye de, genelinde de Türkiye'de başarılı de. Her ne kadar birkaç milletvekili eksilse de. Evet, bunlar olur zaman zaman. Burada Türkiye halkının belki biraz önce de bahsettiğim 2011'de CHP ve yakın seçmen aman MHP barajasın diye nasıl oy verdiyse bu dönemde HDP'ye Turan Metin Feyzioğlu gibi düşünenler de 2011'de MHP'ye destek verdiler. Kendisini demiyorum, onun gibi düşünenler. Bu dönemde Türkiye'de AK Parti'nin gitmesi için HDP'nin baraj aşması diye düşünen bir kesim. Baraj %10'un altında %5'e düşsün. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 150 milletvekili çıkar. Belki tek başına gider. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse ilk görevlerinden bir tanesi barajı kesinlikle aşağı indirmek evet olacak. Kesinlikle. Evet, süremizin sonuna yaklaştık. Aslında konuşulması gereken çok şeyler oluyor. Konuşuruz. Ama herhalde önümüzdeki haftadan sonra daha çok konuşulacak şeyler çıkacak. Konuşuruz. Güzel her zaman buradayız. Yeni gün televizyonu benim evimde, çok rahatım. Burada rahatlıkla evet, her şeyi konuşuyorum. Ama inşallah önümüzdeki hafta da güzel şeyler konuşuruz. Böyle güler yüzle böyle. Aynen. Göğsümüzü gere gere. Aynen. Evet. Aynen. Evet, ben son sözü yine size bırakayım. Evet. Herhalde bu biraz evvel bahsettiğiniz kahramanlara söyleyeceğiniz çok şey vardır. Evet. Neler evet söylersiniz İzmirlilere ve o Bucalı kahramanlarınıza? Evet, başta Buca halkına, Buca seçmenine çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır birlikte yol yürüdüğüm ekibim, kadın kollarım, genç kollarım, ana kademem, bunlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan son gece o sandıkları sabaha kadar aç susuz bile kalarak koruyan o kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Buca'da bu ekip, bu kadro, bu ruh varken Buca sosyal demokrat iktidarı sürekli devam edecek. Bu konuda emeği geçen başta belediye başkanım olmak üzere bütün sağduyulu partili arkadaşlarıma çok teşekkür ve minnettarım. Bu bir ekip ruhu, bir kadro meselesi. Bu kadro uyumlu çalışan bu kadro sürekli Buca'da bu 3. seçimdir. Başarılı çıkmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum, minnettarım. Evet Sayın Bektaş Gül, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yeni gün bana da böyle bir fırsat tanıdığınız için başta yeni gün televizyonu ve siz Ahmet abime çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Buca deyince bütün İzmirlilerin aklına ilk gelen şey siyasetin en yoğun yaşandığı, evet, siyasi klimanın en yüksek, her zaman en yüksekten oluştuğu bir yer aklımıza geliyor. Bol bol kavgalar aklımıza geliyor. Siyasi kavgalar tabii. Olur ama sonuçta önemli olan her şeyden sonra bir birlik olup kesinlikle o başarıyı yakalayabilmek. Yani onlar siyasal düşünceler, farklı düşünceler olabilir. Evet, Bektaş ama son noktada korkuna gireriz. Bektaş Gül ve ekibi de bunu başardı. Evet. Kutlarız. Sağ olun. İnşallah daha güzel günler olacaktır önümüzde. İnşallah. Evet sayın seyirciler, yeni günde günden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Bektaş Gül'dü. Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Başkanı. Biz yeni güne ailesi olarak kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde günden de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.